Ve şimdi, 3. haftada oynanan en kritik 90 dakikalardan biriydi. Rize'de oynandı mücadele. Yoğun yağış altında ilk başta maç başladı. Daha sonra seyrini sürdürdüğü noktalarda yağışın durduğunu gördük. Ama e, zemin mükemmeldi. Emeği geçen herkesin emeklerine sağlık sahiden. Hatta bununla ilgili e, bir sürü demeçler verildi. İşte en başta e, İlhan Hoca'nın transfer yapmayın ama gerekirse transfer ayıracağınız bütçenin bir kısmını saha zeminine ayırın. Zemin toparlansın. Serzenişi sonrası zeminin sahiden halı gibi olduğunu gördük. Emeği geçen herkesin emeğine sağlık bir kez daha ve bu zeminde Fenerbahçe ortada 5-0'lık net bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Abi isterseniz sizinle başlayalım. Evet. Şimdi baktığımız zaman 5-0'lık net bir galibiyet, ilk yarı 1-0, ikinci yarı oyunu koparan bir Fenerbahçe var. Artılarıyla eksileriyle sizin yorumunuz. Fenerbahçe gözleminiz nasıldı? Yani e, geçen yılda İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi'ne karşı e, İlhan Palut'un demeçleri olmuştu biliyorsun. Yani bu takıma karşı oynamak çok zor. E, ligin çok üzerinde bir takım övgü yağdırıp hani e, sonradan da tepki almıştı. Yani yani sonuçta 11-11-11 oynanan bir maçta e, Fenerbahçe güzellemesi yaptın diye e, medyadan da tepkiler almıştı. Yani sonuçta. Ee, çok silik bir e, futbol oynamıştı. Ama bu sefer eee İlhan Palut'un Çaykur Rizesporu lige iyi başladı. Yani e, ilk iki hafta bir galibiyet, bir beraberliği vardı ama oynanan oyun da çok iyiydi. E, maçın ilk yarısında da e, yine Çaykur Rizespor e, Fenerbahçe'ye karşı dik durdu, hızlı oynadı, pres yaptı, iyi paslaştı, pozisyona girdi ama Fenerbahçe 10 12 kişiyle oynadı. Yani kim bu 12 kişi? İşte Fred oynayınca Fenerbahçe 12 kişiyle mücadele ediyormuş gibi oluyor. Çünkü Fred 2 kişilik mücadele ediyor. Ya, ve takımı da oynatıyor. Yani e, biz Ciro Immobile, Rafa Silva örneğini verirken bu oyuncular hem oynayan hem takım oynatıyor. Fenerbahçe'de de Fred hem oynuyor hem takım oynatıyor. Herkesin moral, motivasyonunu, Enerjisini üst seviyeye taşıyor. Takım makine düzeniyle işlemeye başlıyor Fret olunca. Dün Fret olunca Şimaski'yi gördük mesela. Hani on numara pozisyonda acabalar vardı herkesin kafasında. Benim de dahil. Dün ama muhteşem bir futbol ortaya koydu. Yani on numaranın yapması gereken her şeyin üzerine de çıktı. E, Mourinho da aslında e, takımı şöyle motive etti enteresan cümleler, atasözü gibi cümleler kuruyor. O zaman o enteresan cümleleri izleyip izledi söz. <laughs> evet. ile ilgili de hatta çarpıcı açıklamaları var demiştiniz. Bu noktadan devam edebiliriz. Yani enteresan motivasyon şekilli var Mourinho'nun. Mesela ben şuna şaşırmıştım. Maç öncesi e, ligde gördüğüm, izlediğim en iyi takım dedi Çaykur sporla ilgili olarak. Takımı bu şekilde beynini yıkayıp bence motive etmiş. Yani e, işte öğren takımına şunu söylemiş demek. Ki, ligdeki en hazır takıma karşı oynayacağız. O yüzden e, performansınızı üst seviyeye taşıyın. E, ve bu bilinçle sahaya çıkınca oyuncular e, yani ilk yarıda e, aslında Fenerbahçe hani e, maça girişine baktığımızda daha 15. dakikada ben dedim ki bu Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u yener. E, Çaykur Rizespor evet e, Fenerbahçe'nin üzerine geldi çok adamla. E, hücum yaptılar, her şeyi yaptılar ama Fred'in sahada oluşu bambaşka. Yani ben bugünkü fotomaçtaki yazımın e, başlığında da hani futbolda e, gördüğüm en iyi futbol ressamı e, diye övgüler yağdırdım oyuncuya. Çünkü e, bugüne kadar hani e, futbolda gördüğüm e, belirli gerçekler standartın üzerinde futbolcular var. İşte ne, nedir o e, Galatasaray'da Icardi, Torreira işte e, Immobile ile Rafa Silva fark yaratacak Beşiktaş'ta. İşte sonuçta Fenerbahçe'de de Fret var. Hani Ceko'nun da önünde. Çünkü e, o bütün bağlantıları yapan oyuncu Fenerbahçe'de Fret. Oyun aklı, oyun zekası. E, hem hocayı rahatlatıyor, hem takımdaki diğer 10 oyuncuyu rahatlatıyor. Hem de tribünleri rahatlatan bir oyuncu. Yani evet. e, hani... Gemi batar batma anında herkes panik yapar birisi oradan çıkar durun bende can yelekleri var hepinize dağıtıyorum hani boğulmayacağız der onun gibi bir profil diğer taraftan İsmail Düzen Yüksek diyoruz. İsmail Yüksek'e baş, bakıyorsun oksijen tüpü gibi yani nefes aldırıyor takıma ikisi olunca yani İsmail Kartal ya pardon İsmail Yüksek tek başına olmuyordu kurun nişte hiç olmuyor ama Fret Fred gelince onun da performansı yükseliyor. Diğer taraftan Şimanski'yi de oynatıyor. Yani şeytan üçgeni kuruluyor orta sahada. Şu anda en güçlü orta saha oluyor. Yani Fred gelince en güçlü orta saha Fenerbahçe'de. Öndeki oyuncular da rahatlıyor. İşte dediğim gibi Tadic mesela solda oynayan oyuncu alışkanlıklarının dışına çıkıp sıra dışı sağ tarafta oynama alışkanlığını elde etti. Kolay iş değil. Sen futbol hayatın boyunca bir ezberin var. Solda o bilindik çalımını atıp içeri girip şut atıp ya da orta yapan bir oyuncusun asist yapan. ...sağda oynamak kolay iş değil... ...oradan sağa geçiyor... ...sağda da aynı verimi veriyor... ...Ceko'ya bakıyorsun... ...38-39'lu yaşlara gelmiş... ...neredeyse sıfırdan sağ kenardan gidip... ...gol attı... ...bu da önemli yani... ...takımda ayrıca... ...yedek kalan oyuncular da... ...bunu problem etmiyorlar... ...İsmail Kartal döneminde zaman zaman... ...mırıldanmalar olurdu... ...şimdi bakıyorsun... ...İrfan Can Kahveci'nin... ...yedek kulübesinde yüzü gülüyor... ...ne bileyim Cengiz Ünder'in sıkıntı çıkarmıyor... El Nesri geldi. En yani en boba transferlerden biri. Sonuçta maliyeti ortada. Evet. Rekor bir maliyetle geldi. O da Ceko'ya hiçbir saygısızlık yapmıyor. O da sırasını bekliyor. Maxim'in durdurulması zor bir oyuncu. Ela Hoca sığmayan işte bazuka gibi şutlar atan bir oyuncu. O da daha iyi olacak. Belki savunmada biraz sıkıntı var gibi ama Moda toparlanacak. <laughs> Ferdi Kadıoğlu'nu herkesin göz aradı. E, taraflı tarafsız ama e, Ostervalde yani baktığında onun boşluğunu dolduracak gibi şu anda görünüyor ama oraya sonuçta bir Solbek transferi de yapacaklar. Yani Fenerbahçe'ye baktığında evet. e, Mourinho takımı olma yolunda e, hızla yol alıyor.